genç tüccar hikayesi. Genç adam köy pazarında gezerken gördüğü yaşlı ama sevimli eşeğe bir köylüden 500 liraya satın aldı. Köylü parayı alırken dedi ki, eşeğin yarın kasaba meydanına getirip sana teslim ederim. Senin kasabaya götürmen zor olur. Ertesi gün genç adam kasaba meydanında köylüyü buldu ve eşeğim nerede diye sordu. Köylü cevap verdi. Çok üzgünüm ama eşek yolda gelirken kaza geçirdi, sizlere ömür oldu. Genç adam üzgün. Peki ne yapalım? O zaman paramı iade edin. Köylü dedi ki, parayı senden aldıktan sonra borcumu kapatmak için harcadım ve iade edemeyeceğim. Genç adam biraz düşündü ve dedi ki, o zaman bari bana eşeğin ölüsünü ver. Köylü ölü eşeğin ne yapacağını sorunca şaşkın bir halde, ben onu değerlendiririm, görürsün dedi. Köylü genç adamı bir ay sonra şehrin meydanında gördü ve merakla sordu. Nasıl, eşeğin ölüsü işine yaradı mı? Genç gülerek cevap verdi. Evet. Evet. Büyük ödülün eşek olduğu piyangoda ikişer liradan 500 bilet sattım. 1000 lira para topladım. Sonuçta da 498 lira kar ettim. Köylü nasıl oldu bu iş diye merakla sordu. Peki ölü eşeğe kimse itiraz etmedi mi? Genç adam gene güldü. Bir tek piyangoyu kazanan itiraz etti. Ona da 2 lirasını iade ettim. Yıllar geçti ve genç adam büyüdü ve büyük bir tüccar oldu. Ticarette para kazanmak kadar kaybetmek de var. Çok büyük bir riski vardır. Ama büyük tüccar kayıplarını dahi kazanca dönüştürecek yolu bulandır. Ama en hayırlı şekilde ve en helal şekilde tabii. Buranın altını çizmek lazım. Rabbim bizlere ne güzel bir akıl vermiş, irade vermiş. Hani muhteşemdir ya. Aklınızı kullanmaz mısınız? Aklını kullanmayanları pislik içinde bırakırız. Öyle değil mi? Demek ki verilen bize bu büyük nimeti iyi değerlendirmeliyiz. Güzel, hayırlı şeylerde kullanmalıyız. Mevcut, hepimizde mevcut. Kimseninki eksik değil. Yeter ki kullanmayı bilelim. Aşk olun.